Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoyu geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. İlmeklerimizi çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları artı 1 ilmek. Yani tek ilmek sayısına ihtiyacımız var. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi ayarladım. Dediğim gibi ilmek sayımızın tek rakamlardan oluşması gerekiyor. Benim burada şu anda toplamda 17 ilmeğim var modeli anlatabilmek için. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Şöyle fazla ipimi de aldım ve başlayalım. Kenar ilmeğini de örüyorum ilk sıra olduğu için. 1-2 sıra lastik öreceğim. Bir düz, bir ters şeklinde. Daha sonra ön yüzden modelin kurulumuna geçeceğim. Siz de dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Ben lastiğimi biraz uzatıp geliyorum. Lastiğimi bir miktar uzattım. Model anlatabilmek için bu kadar yeterli bana. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Ön yüzdeyim, modelimin birinci sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra modelimin birinci sırasında bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelin yapım aşaması oldukça kolay. Örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir model. Ve kenar ilmeği. Evet, modelin birinci sırası düz örgüden oluşuyordu. Birinci sıramı geçtim. Modelin ikinci sırası ve arka yüzündeyim. Bu sırada da kenar ilmeğinden sonra bütün ilmekleri ters örüyorum. İkinci sıradayız. Kenar ilmeği. Modelin üçüncü sırasında ve ön yüzündeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipim arkada, bir ilmek örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Bir örmeden aldım. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Bir örmeden aldım. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Modelimizin üçüncü sırası bu şekilde. Örmeden aldım, bir ilmek düz ördüm. Örmeden aldım, bir ilmek düz ördüm. Örmeden aldım ve kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Devam ediyorum. Modelimin dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu örmediğim ilmeği yine örmeden alıyorum. İpimi arkaya alarak ön yüzde düz ördüğüm ilmeği arka yüzde de düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Örmediğim ilmeği yine örmeden sağ şişimi aldım. İpimi arkaya alarak ön yüzde düz ördüğüm ilmeği düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek örmeden aldım. İpi arkaya alarak sıradaki ilmeği düz ördüm. İpi benden yana aldım. Örmediğim ilmeği yine örmeden alıyorum. İpi arkaya alarak bir ilmek düz örüyorum.
Modelimin dördüncü ve son sırasındayım. Örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Örmeden aldım ilmeğimi. Arka yüzde olduğum için kenar ilmeğini de ters ördüm. Modeli bir kez kurduk. Şu anda modelimiz tabii ki anlaşılmıyor. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Onun için modelimizi bir kez daha kuralım. Kenar ilmeğinden sonra tekrar model kuruyoruz. Yani ikinci modelin birinci sırası. Bütün ilmekleri düz örüyorum. Ve kenar ilmeğim. İkinci modelimin arka yüzündeyim ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra bu sırada da bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Modelimin ön yüzündeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Örmeden aldım. Bir ilmek düz. Örmeden aldım. Kenar ilmeğini düz ördüm. Modelimin son sırasındayım. İkinci modelimin. Örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Örmediğim ilmeği tekrar örmeden aldım. İpi arkaya alarak bir ilmek düz. Modelimiz bundan ibaret. Modeli birlikte iki kez denemiş olduk. Model zaten 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Gördüğünüz gibi yapım aşaması da oldukça kolay bir model. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Sıramızı geçelim. Bir de onu göstereyim size. Evet, bakın model kendini gösterdi dediğim gibi. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça. Modelimin daha büyük hali bu şekilde. Ben burada da alt kısmına bir düz bir ters lastik geçtim. Dediğim gibi dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Evet, şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel bere olur. Atkı yapımında kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapımında kullanabilirsiniz. Çok hızlı da ilerliyor zaten. Yine çocuk yeleklerinde, süveterlerinde, yakadan başlamalı çocuk yeleklerinde, hırka yapımında birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Aynı zamanda anne yeleklerinde de kullanabilirsiniz modeli. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.